Herkese merhaba, ben Serdar Çelik. Yeni bir videoda yeni bir silah tavsiyesiyle yine hep birlikteyiz arkadaşlar. Bu videodaki tabancamız Canik firmasının üretmiş olduğu TP9 Elite S Combat modeli. Benim en beğendiğim, beni en fazla cezbeden silah modellerinden bir tanesi. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Ben aslında ilk tabancamı almaya gittiğimde MK'ya Elite S Combat modelini almak için gitmiştim. Fakat o anki bütçeme uymadığı ve biraz da acemiliğimden dolayı el ergonomime uymadığını düşünerek vazgeçip başka bir tabanca modeli aldım arkadaşlar. Ama şu anki aklım olsaydı kesinlikle TP9 Elite S Combat modelinden vazgeçmezdim. Eğer ilerleyen zamanlarda ikinci ya da üçüncü tabancalarımı alırsam kesinlikle ve kesinlikle bu tabancaların arasında TP9 Elite S Combat modeli olacaktır. Canik firması bildiğiniz üzere tetikler konusunda Türkiye'de en üst seviyelerdeki firmalardan bir tanesidir. Ayrıca polimer gövdeli tabancalarda Canik firması Türkiye'de en ileri gelen firmalardan bir tanesidir. Polimer ve tetik kalitesi konusunda Canik Türkiye'de kesinlikle bir numaradır. Sözü daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Fakat video sonunda eğer tabancamızı ve videomu beğenirseniz beğen tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda ilerleyen zamanlarda paylaşacağım silah tavsiyeleri videolarından da haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirimler zilini açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Söz daha fazla uzatmadan hemen hızlıca tabancamızı incelemeye geçelim. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Tabancamız Canik firmasının üretmiş olduğu TP9 Elite S Combat modeli. TP9 Elite S Combat modelinde 3 farklı renk var arkadaşlar. Benim en çok hoşuma giden, İngilizcem biraz zayıftır kusura bakmayın, telaffuzumda sıkıntı olabilir. Executive PVD modeli benim en çok hoşuma giden renklerden bir tanesi. Tabancanın tamamı siyah. Namlu gördüğünüz gibi gold renkte yapılmış. Gayet şık, güzel bir tabanca. Aynı zamanda daha önceki videolarımın altına bir takipçimizin sormuş olduğu bir soru vardı. Solaklar için bir tabanca tavsiyeniz olur mu ileride diye. Evet, bu tabancayı hem sağ atıcılar için hem de sol atıcılar için tavsiye edebilirim. Çünkü tabancanın yapısı itibariyle Canik firması tüm özelliklerini hem sağ hem sol tarafa konumlandırmış ki hem sağ hem de sola katıcılar rahatlıkla kullanabilsin diye. Birazdan tabancanın tanıtımında sizlere bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen renklerine bir bakalım. Bu Executive PVD renk modeli. Aynı zamanda siyah renk modeli var. Siyah renkte namlu gold renginde değil arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Evet. Tabancanın tamamı siyah renkte. Siyah olan modelde. Sadece tetik üzerinde bir tetik emniyeti bulunmakta. Bu tetik emniyeti kısmı kırmızı olarak görünüyor. Hemen geçelim diğer rengimize. Diğer rengimiz de sahra renk denilen güzel bir renk. Fakat herkes bu rengi tercih eder mi bilmiyorum ama gayet güzel duruyor. Siyah parçalarla güzel bir kombinasyon yapılmış. Siyah sırtlık, siyah makvel, siyah şarjör uzatma aparatı, üst kızak düşürme mandalı siyah, tetik siyah, tetik korkuluğunda emniyet kısmı var. Birazdan bundan da bahsedeceğim size, siyah. Arpacık ve gez siyah, namlu kısmı siyah. Bu renkle de gayet güzel şık bir tasarım olmuş. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ben PVD renk modelini seviyorum. Bu rengi de seven olabilir. Hemen PVD renk modeline tekrardan dönüş yapıyorum. Ve silahın genel özelliklerinden Canik bize nasıl bahsetmiş onları size anlatmaya çalışacağım. Sayı tasarımı hafifletilmiş namlu ve fiber optik nişangah demiş arkadaşlar. Sayı firması yurt dışında hazır satın almış olduğunuz silahlara özel tasarımlar yapan, modifiye eden bir firma arkadaşlar. Bu firmaya satın almış olduğunuz tabancayı veriyorsunuz. İstediğiniz modifiye özelliklerini anlattıktan sonra size farklı tasarım ve modifiyeler yaparak silahınızı bambaşka bir hale getirerek gayet güzel ve şık bir şekilde teslim ediyorlar. Sayı firması silah modifiye firmasıdır arkadaşlar. Sayı tasarımı hafifletilmiş namlu ve fiber optik nişangah demiş. Yani namlu kısmının sayı tarafından tasarlandığını ve hafifletilmiş olduğunu bahsediyor arkadaşlar. Sayı tasarımı şarjör hunisi demiş arkadaşlar. Yani şuradaki magvel kısmından bahsediyor. Magvel'de sayının özel bir tasarımı ve silah üzerinde, tabanca üzerinde gayet şık ve çekici durduğunu söyleyebilirim. Alüminyum tetik komplesi ve düz geniş tetik emniyeti demiş. Alüminyum tetik, yani şu tetik kısmının hafifletilmiş alüminyumdan olduğunu ve düz 90 derece bir tetiğe sahip olduğunu bahsetmiş arkadaşlar. Tetik korkuluğu üzerinde emniyet mandalı demiş. Yani şu korkuluk üzerinde bir emniyet mandalı var arkadaşlar. Onu da sahra renk modelinden göstereyim size. Daha iyi belli olacaktır. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bu tetik korkuluğu üzerinde şurada bir emniyet mandalı var. Bu emniyet mandalını kaldırdığınızda, yukarıya doğru kaldırdığınızda
Tetiğin arka kısmına şuradan yaslanarak tetiğin geri gelmesini engellemektedir. Ben bu emniyet mandalını korkuluk üzerinde ilk defa Canik firmasında gördüm arkadaşlar. Başka bir tabancada, başka bir marka ve modelde görmedim. Eğer bileniniz varsa lütfen bizi bu konuda bilgilendirip yorumlar kısmında yazarsa çok sevinirim arkadaşlar. Bence güzel ve farklı bir tasarım olmuş. Hemen geçelim arkadaşlar diğer özelliklere. Mermi işaret mandalı, iğne kurulu göstergesi, tabancanın arka kısmında yüz kızak bölümünde iğne kurulu göstergesi var. Yani tabancanın namlunun atım yatağında mermi var mı yok mu, şu arka kısmının görselini vermemişler ama bulabilirsem görselini de yine sizler için video içerisine ekleyeceğim. Şu arka kısmında bir bölüm var arkadaşlar. Namluda mermi olduğunda şuradaki pim öne gelerek, yani sizin gözünüzün önüne gelerek namlunun dolu mu yoksa boş mu olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu da hızlı check-out'larda sizin için çok faydalı. Yani silahınız o anda dolu mu boş mu, kurmanız gerekiyor mu? Bunu pratik bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar iğne kurulu göstergesi dedik. Askeri standartlarda Picatinny Ray mevcut. Bu Picatinny Ray üzerine el feneri, lazer gibi farklı aksesuarlar takarak kullanabiliyorsunuz. Uzatılabilir ve çift taraflı şarjör kilidi demiş arkadaşlar. Çanta içerisinde 1.15'li 1.18'li şarjör geliyor. 18'li şarjörde alüminyum uzatma aparatı takılmış ve şarjörü 18'li kapasiteye çıkarılmış. Sağ ve sola katıcılar için de dediğim işte şarjör kilidi. Yani şu şarjör mandalından bahsediyor. Bu şarjör mandalını değiştirerek hem sağ hem de sol olarak kullanabiliyorsunuz. Ve ayrıca kutusundan bildiğim kadarıyla 3 farklı boyu çıkıyor bunların. Kısa, orta ve daha uzun olacak şekilde, yani elinizi sürdüğünüzde mandalın biraz daha yüksek ya da alçakta kalmasını ayarlayabiliyorsunuz. Hemen geçelim diğer genel özelliklere. Tenifer veya tenifer üzeri serekod kaplama dedik. Bu tenifer burada register işareti vermiş, serekodda da öyle. Sanıyorum bu kaplama modelleri Canik firmasına özel tescillenmiş bir kaplama sistemi kullanarak silahlar da kaplama yapıyor. Çünkü register işareti koymuşlar. Daha sonrasında nikel kaplama atış kontrol parçaları. Bu atış kontrol parçaları dediği tetik üzerindeki sistemlerin nikel kaplanarak daha düzgün bir şekilde hareket etmesini, paslanma direncinin, korozyona uğrama direncinin arttırılması demek arkadaşlar. Diğer özelliklerini de değiştirebilir. Arka kabza ergonomik gövde demiş. Evet arkadaşlar, arka kabze kısmı şu bölümde bulunan siyah bölüm değiştirilebilir, fakat kabzenin sağ ve sol tarafında değiştirilebilir parçalar yok. Bunların da olmasını çok isterdim. Bunlar çünkü ergonomik tutuşta çok faydalı oluyor. Umarım ilerleyen zamanlarda yeni çıkaracağı modellerde Canik bu sistemi kabzanın sağ ve sol kısmında da kullanmayı tercih eder. Gerçekten çok faydalı. Ben çünkü kendi silahım üzerinde kullanıyorum bunu. Sağ, sol ve arka kısımları değişiyor benim tabancamın. İstediğim farklı kombinasyonları yaparak testler yapıyorum. Ona göre el ergonomimize en uygun hale nasıl getirebiliriz? O şekilde bulabiliyoruz. Elyaf katkılı kompakt boy polimer gövde demiş arkadaşlar. Polimer kalitesinden bahsetmiş. Bence de polimer kalitesi Canik'te bir tık daha iyi diğer firmalara göre. 4 arayüz ile optik red dot takılabilir demiş arkadaşlar. Evet, tabancamızın üzerinde hazır bir şekilde red dot pleti takabilmek için bir alan hazırlanmış. Şu üzerinde bulunan vidaları söktüğünüzde şu alanı sökerek çantasından 4 farklı plet, yani bir red dot alt tabakası çıkmakta. Farklı red dot modelleri için bu alt plakayı değiştirerek farklı red dot modellerini takabilirsiniz arkadaşlar. Satın alıp kullanabilirsiniz. Çift yönlü tabanca kılıfı demiş. Hem sağ hem sol atıcılar için sağ ve sol olarak kullanabileceğiniz çift yönlü tabanca kılıfı demiş. Şarjör basma aparatı ve temizlik kiti demiş arkadaşlar. Genel özellikleri bu şekilde. Şimdi tabancamızın hakkında bölümüne geçelim. Bakalım Canik bize burada neler anlatmış. TP9 Elite S Combat modeli çok yönlü, kompakt sınıfı, yapılan işbirliği neticesinde Silent Arms firması tarafından tasarlanmış, hafifletilmiş namlu, fiber optik nişangah ve magvel gibi performans parçalarını standart olarak barındıran bir üründür. Tabancada polimer gövde, iğne ateşleme mekanizması ve pazarda en çok bulunan holografik optiklerin silah montajını sağlayan 4 ayrı tipte arayüz bulunmaktadır. Kutu içerisinde bulunan kurma kolu hızlı kurma yapabilmesi amacıyla optik arayüzlerin isterse sol tarafına takılabilmektedir. Kutu içerisinde bir pim çıkıyor arkadaşlar. Bu pimi hem sağ hem sol tarafa takarak hızlı kurmayı sağlıyor. Kullanıcıya en ergonomik atış konforunu sunabilmesi için hem şarjör kilidi hem de arka kabza farklı ebatlarda sunulmuştur. Elite S Combat modelinde Elite Combat modelinden farklı olarak tetik korkuluğu üzerinde tetiğin çekilmesini engelleyen bir emniyet mandalı bulunmaktadır. Tetik korkuluğu üzerindeki emniyet mandalından bahsediyor arkadaşlar. Tabanca kutusunda bir adet 15 kapasiteli ve bir adet de alüminyum uzatmalı 18 mermi kapasiteli şarjör bulunmaktadır. Silah 9x19 mm kalibrede olup tüm dış parçalar tenifer kaplama ve kapak ise tenifer üzeri serekod kaplamadır. Silahın atış kontrol parçalarının tamamı kullanıcıya kusursuz bir atış hassasiyeti sağlamak amacıyla nikel kaplanmıştır.
Silah ile beraber patentli bir kılıf, şarjör basma aparatı ve temizlik kiti standart olarak sunulmaktadır demiş Canik firması bize. Evet arkadaşlar, hakkında kısmı da bu şekildeydi. Şimdi gelelim tabancamızın özelliklerine. TP9 Elites Combat modeli 9x19 mm mühimmat alabilen, 15 ve 18 şarjör kapasitesiyle gelen, toplam uzunluk 185 mm, toplam yükseklik 151.5 mm, toplam genişlik 38 mm, namlu uzunluğu 106.5 mm, boş şarjör ile ağırlığı 830 gramdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, TP9 Elites Combat modeli tabancamızın da özellikleri bu şekildeydi. Kanalımda daha önce paylaşmış olduğum silah tavsiyeleri var. Çelik tabancalar, polimer gövdeli tabancalarla alakalı silah tavsiyeleri adı altında bir oynatma listem var. Onun da linkini şurada köşede bulunan kartlar kısmına ve video sonundaki bitiş ekranlarına ekleyeceğim. İzlemeyi unutmayın lütfen. Umarım tabancamı ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca ilerleyen zamanlarda paylaşacağım silah tavsiyeleri videolarımdan da haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirimler zilini açarsanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.